Merhaba Mastermind izleyicileri. Bugün sizlere yine bilinçsizce yayın yapan ve doğruyu bilmek isteyen iyi niyetli kardeşlerimize bilinçsizce, bilgisizce, saçma sapan bilgileri doğru gibi anlatan bir videodan bahsetmek istiyorum. Bu video Y Dünya TV diye bir kanalda yayınlanıyor ve yayınlayan arkadaş kendinden o kadar emin bir şekilde yalan yanlış bilgileri paylaşıyor ki taze beyinleri bu şekilde etkileme ihtimalini bile düşündükçe tahammül edemiyorum. Videoda 17 dakika aynı şeyleri tekrarlayan bu arkadaş ilk 6 dakikalık bölümde güneşin patlamalarının gerçek olmadığını savunuyor. Bakalım ne demiş bunu iddia ederken, dinliyoruz. Bakın 3 ayda bir sürekli bu haberi paylaşıyorlar. İşte güneşte büyük bir patlama oldu diyorlar. İşte dün çıkmış haberler birçok haber sitesinde paylaşıldı. Bunlara göre işte güneş böyle bir alev topu ve sürekli patlamalar oluyor. Ve zamanı geldiğinde çok büyük bir patlama olacak ve dünyadaki elektriği keseceğini söylüyorlar. Ve bunun da tarihinin yaklaştığını aslında belli ediyorlar. Bakın 25 Mayıs'ta çıkmış taze bir haber. Haberde diyor ki NASA demiş ki 2025'ten önce Ay'a gitmeliyiz. Çünkü 2025'ten sonra güneş fırtınaları en zirve noktasına çıkacak ve Ay'a gitmek zorlaşacak demişler. Daha önceki videolarımda detaylı olarak bahsetmiştim. Bunlar dünyanın elektriğini kesmeyi planlıyorlar. Suçu da güneşin üzerine atmayı planlıyorlar. Yani güneşte çok büyük bir patlama oldu. Bu yüzden elektrik kesildi demek istiyorlar. Ve bunun da altyapısını hazırlamışlar. Gördüğünüz gibi burada demişler ki 150 yıllık geomanyetik veriler incelendiğinde 2025 yılında çok büyük güneş fırtınaları başlayacak demeye getirmişler. Ki daha önce bir tane belgesel paylaşmıştım orada. İşte güya bilim adamları diyor ki bu güneş patlamalarına baktığımızda 2020 ile 2025 yılları arasında çok büyük bir güneş patlaması olacak ve dünyanın elektriğini kesecek. Buna şimdiden hazırlıklı olmalıyız diyorlardı. Ve gördüğünüz gibi devamında da şunu söylemişler. İşte 2019 yılından itibaren yeni bir döngü başlamış ve güneşin 11'er yıllık döngüleri varmış. Ve 2025 yılında zirve yapacakmış. Yani şunu demek istiyorlar. Beklenen en büyük güneş patlaması 2025'te olacak demek istiyorlar. Şimdi bunlara baktığınızda daha önce de işte 5 yıla 10 yıla çok büyük bir salgın başlayacak diyorlardı ve karşımıza bir salgın hikayesi çıkardılar. Bu haberleri de boşuna yapmıyorlar. Yani 2025 olabilir, belki de daha erken bir tarihte birden dünyadaki elektriği kesecekler ve diyecekler ki güneşte patlama oldu. Burada dalga geçer gibi gülerek doğruları bulduğunu, keşfettiğini sanan bu arkadaş o kadar çok eksik bilgiye sahip ki inanın duydukça üzülüyorum. Hatta bunlara inanan iyi niyetli izleyicileri düşündükçe durum daha da dramatikleşiyor benim için. Kısaca güneş patlamalarından bahsederek yorumuna açıklık getirecek olursam, güneş yapısı gereği sürekli kimyasal patlamalarla varlığını sürdüren bir enerji kaynağıdır. Bu patlamalar sürekli olarak güneşin yüzeyinde kaynayan bir su görüntüsü meydana getirir. Ancak bu patlamaların her biri belki dünyadaki kıtalardan bile daha büyük alanları kaplayacak kadar yer tutar. Bazen bu patlamalar daha büyük reaksiyonları hareket ettirir ve güneşten uzaya fışkırma şeklinde saçılır. İşte bunlara, yani bu fışkırmalara güneş patlamaları denir. Bu patlamaların çoğu dünyanın yüzlerce kat büyüklüğündedir ve patlamalar inanılmaz güçlerde radyasyonu uzaya saçarlar. Ve bu radyasyon dünyaya çarparsa eğer, dünyanın manyetik alanının gücüyle çarpışarak etkisiz hale getirilir. Ancak eğer bu patlama çok güçlü gelirse, dünyanın manyetik alanını da geçerek tüm dünyadaki manyetik ve elektronik cihazları etkiler. Çünkü bu dalgalar zaten elektromanyetik dalgalardır. Güneşin kendi hareketlerine bağlı olarak bu güneş patlamaları yaklaşık 11 yılda bir sayısal ve büyüklük olarak artar. Ve her 11 yıllık döngüde dünyada elektromanyetik hasara yol açabilecek şekilde güçlenir. Arkadaşın dediği gibi 2025 yılında olacağı tahmin edilen patlamalar bunlardan biridir. Ancak yaklaşık 11-12 yıl önce yine benzer patlamalara maruz kaldık. Ya da 20-25 yıl önce yine aynı patlamalara maruz kaldık. Bunları merak edenler güneş patlamaları ile ilgili geçmişe dönük gazete haberlerini araştırabilirler. Ben kolaylık olması adına sadece bir tane 2010 yılında yapılmış ve 2013 yılını işaret eden
bu haberin görselini videoya ekliyorum. Lütfen araştırın. Bu patlamalar sürekli olur ve 10 yılda bir daha da güçlendiği bir döngüye girer. Yani tüm dünyanın elektriğini kesecek gizli güçler falan ortada yok. Güneşin doğal döngüsüyle alakalı elektromanyetik bir harekettir. Hepsi bu. Dünyada meydana gelen kutup ışıklarını araştırdığınız zaman bunlara sebep olan şeylerin de yine bu güneş patlamaları olduğunu göreceksiniz. Yani bu kutup ışıkları var olduğu sürece bu patlamaların her zaman olduğunu kendinize ispatlamış olursunuz. Bu patlamaları ve kutup ışıklarını araştırın. Demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız. Bir de şu detaylardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bunların bize anlattığı evren modelinde güya Güneş Dünya'dan kat kat büyükmüş. Yani çap olarak Güneş Dünya'dan 109 katı büyükmüş. Hacimsel olarak da işte Güneş Dünya'nın 1.3 milyon katı daha büyükmüş. Yani Güneş'in içine güya tam 1.3 milyon dünya sığabiliyormuş. Tabii bu tamamen yalan. Yani gerçekte ise Güneş Dünya'ya göre kat kat küçük. Bu konuda da önce videolar paylaştım. Bilimsel olarak Güneş Dünya'dan küçük ve maksimum çap olarak 51 kilometreden daha büyük olamaz. Yani hiçbir bilim adamı Güneş'in çapının 51 kilometreden daha büyük olduğunu ispatlayamaz. Çünkü bilimsel ispat Güneş'in maksimum 51 kilometre olduğunu gösteriyor. Ve benim kendi hesaplamalarımda çok daha küçük çıkıyor. Ama %100 hesap için 21 Haziran gibi Hindistan'a veya Mısır'a gidip orada deney yapmak lazım. Bunları nereden çıkarıyorlar gerçekten anlaması çok zor. Öncelikle Dünya'nın ve Güneş'in büyüklüğüne yine dalga geçer gibi yaklaşımla yalan diyen bu arkadaş kendisinin yaptığı hesaplamalarla Güneş'in çok küçük olduğunu söylüyor. Bu arkadaşın neye göre hesap yaptığını açıklamasını inanın çok isterdim. Ya da bilim insanlarının hiçbirinin bu çapı veya büyüklüğü ispatlayamayacağını söyleyen bu arkadaşın biraz olsun paralaks yöntemi nedir? Ya da sonar sistemi nedir? Astronomide bu iki konu ne işe yarar? Araştırmasını yapmış olmasını dilerdim. Bu iki sistem hem Güneş hem diğer gezegenler hem de yıldızların uzaklıklarının ve büyüklüklerinin açıklandığı konulardır. Bu konuları merak eden herkesin araştırıp bilgi sahibi olacağı şekilde internetten rahatlıkla ulaşılabilir. Şimdi çok basit bir konu. Madem işte Güneş bir alev topu ve yüzey sıcaklığı 5700 santigrat derece, o halde Güneş'e yaklaştıkça o sıcaklığı hissetmeniz lazım. Güneş'ten uzaklaştıkça da işte biraz soğuması lazım. Yani mesela sıcacık bir böyle yanan bir sobayı düşünün. Siz sobaya yaklaştıkça o sıcaklığı hissedersiniz. Sobadan uzaklaştıkça da bu sıcaklığı hissetmemeye başlarsınız. Şimdi çok ters bir durum var. Dünyada böyle yerden yukarı çıktıkça hava soğuyor. Yani öyle az buz bir soğuma da değil. Bunu kendiniz çok rahat deneyebilirsiniz. Yani bir dağa tırmandığınızda sıcaklığı nasıl değiştiğini çok rahat ayırt edebilirsiniz. Yaklaşık 100 metrede bir sıcaklık 0.5 derece düşüyor. 1 kilometrede 5 derece fark ediyor. 10 kilometrede 50 derece fark ediyor. Ve fark ettiyseniz yüksek dağların zirvesi genelde karlıdır. Çünkü yukarı çıktıkça hava soğuyor. Yani Güneş o dağın zirvesini ısıtamıyor. Mesela diyelim ki yerde sıcaklık 0.5 derece ya da 0 derece. Şimdi bir uçağa binip 10 kilometreye çıktığınızda sıcaklık eksi 50 dereceye düşüyor. Yani o uçağın metalini dışarıdan güneş ışığı ısıtamıyor. Yani düşünün, yerdeki bir metal ya da nesneyi güneş ışığı ısıtabiliyor. Ama aynı güneş ona yaklaştıkça yukarıda ne bir metali ne bir insanı ne bir nesneyi ısıtamıyor. Peki bu neden kaynaklı? Bu sorunun cevabı tabii ki de çok basit. Örneğin uçaklar neden sadece 15 kilometreye kadar yükseklikten uçuyor da 30 kilometreye çıkamıyor ya da 40 kilometreye çıkamıyor? Çünkü yukarı çıktıkça hava devasa soğuyor. Bakın şimdi arkadaşlar, bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Isıtan şey, yani sıcak olan şey aslında güneş ışığının kendisi değil. Güneş ışığı aslında bir plazma ve lazer gibi çalışıyor. Ve aslında güneş oksijeni yakıyor
ve oksijen ısındığı için ısınan şey oksijen, yani havayı ısıtan şey oksijenin ta kendisi. Şimdi oksijenin en önemli özelliği, diğer gazlardan ayıran özelliği, yakıcı olması, yani yanıyor olması. Yani oksijenin olmadığı bir yerde bir şey yanamaz. Yani oksijenin bu özelliğini önce bir yerde tutalım. Şimdi dediğim gibi güneş ışığı aslında bir lazer gibi çalışıyor. Sıcak olan şey güneş ışığının kendisi değil. Güneş ışığı işte havanın içindeki oksijeni yakıyor, ısıtıyor ve oksijen de haliyle ortamı ısıtıyor. Ve yukarı çıktıkça oksijen seviyesi düşüyor. Deniz seviyesine indikçe oksijen seviyesi artıyor. Bu yüzden yukarı çıktıkça oksijen seviyesi azaldığı için oradaki güneş ışığı oradaki havayı ısıtamıyor. Öncelikli olarak güneşin yeryüzünü ısıtması ve yukarı çıktıkça havanın soğumasını anlatmış bu arkadaş. Daha sonra dağlardan bahsetmiş ve arkasından uçakların 15 kilometreden yukarı çıkamamasından bahsetmiş. Hemen akabinde bu açıklamaların hepsini oksijen gazına bağlamış. Bu konularla ilgili yapmış olduğu açıklamaların hepsi ne yazık ki yanlış. Bu açıklamayı yapan arkadaşın ışık tayfı denilen konudan ne yazık ki yine zerre kadar haberi yok. Güneşten gelen ışığın sadece gözüyle gördüğü kadar olduğunu sanıyor. Ama güneşin yaydığı ışığın biz çok küçük bir miktarını görebiliyoruz. Güneş görünür ışık dışında alfa, beta, gamma ışımasına kadar giden mor ötesi ışıma ile mikrodalga ve radyo dalgalarına kadar giden kızıl ötesi ışımalar da yapmaktadır. Doğrudan gelen güneş ışığının %47'si kızıl ötesi, %46'sı görünür ışık ve %7'si mor ötesi ışınımdan oluşur. Bu ışınımlardan kızıl ötesi ışık frekansları güneşten aldıkları ısıyı da kendileriyle taşırlar. Bu ışığı çıplak göze göremeyiz. Buna radyo frekanslarıyla ısı iletimi denir. Bu sistemin aynısı evinizdeki mikrodalga fırınlarda da çalışır. Mikrodalga fırınlarda da kızıl ötesi ışınım yapan cihaz yemeğe ışık fırlatarak kızıl ötesi ışıktaki ısının yemeğe geçmesine sebep olur. Burada en önemli nokta kızıl ötesi ışığın bir yere çarpmasıdır. Çarptığı anda sahip olduğu ısı enerjisinin bir kısmını bırakarak yansıma yapan ışık çarptığı noktayı ısıtır. İşte dünyaya gelen görünmez kızıl ötesi ışık da yeryüzüne çarptığı zaman yeryüzünde ısınmaya sebep olur. Dünya yeryüzünden ısındığı için yukarılara çıktıkça ısınma azalır. Dağların tepelerinde kar olması yeryüzünden uzakta olmaları ve asıl ısı bölgesinden uzakta bulunmalarıdır. Dağların tepelerindeki yüksek yerlerde ışığın çok fazla çarpacağı yüzey yoktur. Sadece dağ vardır. Ama yeryüzünde ışığın çarpıp yansıyacağı yer çok daha fazla olduğu için genel olarak ısınma dağların tepelerindeki zirve noktalarından daha hızlı olur. Vermiş olduğun soba örneğine gelince, sobadan çıkan ısıyı transfer eden ortam havadır. Hava olduğu için sen sobanın ısısını algılayabiliyorsun. Ancak güneşin ısısını transfer eden şey hava değildir. Lakin uzayda hava olmadığını biliyor olmalısın. Güneşin ısısı bize kızıl ötesi ışığın taşımasıyla ulaşır. Uçakların uçmasına gelince, uçaklar zaten normalde uçulamayacak yüksekliklerde uçmaktadırlar. Özel sıvılarla yıkanan uçakların dış kısmının 15.000 metre yükseklikte donması önlenir. Ayrıca uçaklar 33.000 metreden daha yükseklere çıkabilirler. Fakat orada hava azalacağından ve uçak motorları itiş gücünü havayı iterek yaptıklarından daha fazla yakıtla uçmaları gerekecektir. O nedenle daha yukarıda uçması tercih edilmez. Oksijen gazına gelince, sevgili kardeşim, seni izleyenlere ne yazık ki yanlış bilgi veriyorsun. Yalan söylüyorsun. Oksijen yanıcı gaz değildir. Oksijen yakıcı bir gazdır. Ve dünyanın güneş tarafından ısınmasına zerre kadar etkisi yoktur. Oksijen gazının olmadığı ortamda yanma olmaz da demişsin. Ancak bu dünya şartlarında geçerlidir. Yeterince büyük basınç ya da sıcaklık şartları oluştuğunda oksijen olmadan da yanma gerçekleşir.
Yapmış olduğun açıklama yanlış bilgilerle dolu. Bana yapmış olduğun açıklamalara göre atmosfer olmayan Merkür gezegeninin nasıl bizden daha sıcak bir gezegen olduğunu açıklayabilseydin keşke. Ya da Venüs'ün atmosferinde oksijen olmamasına rağmen nasıl Güneş sisteminin en sıcak gezegeni olup 350 derecelere kadar sıcaklıklara ulaşabildiğini. Bu yüzeysel bilgilerle, yapmış olduğun videolarla insanları olumsuz yönde etkilemeyi bırak sevgili kardeşim. Yazık günah, iyi niyetli insanları yalan bilgilerle kandırıyoruz. Aslında konu çok detaylı bir konu ama ben bu videoda kısa kısa değinmeye çalışacağım. İleride fırsat bulursak da detaylı işlemeye çalışırım. Şimdi bu soy gazlar konusu bu açıdan önemli. Şu şişelerde gördüğünüz hepsinde farklı bir soy gaz var ama plazmaya dönüşmüş hali. Ve bu gazların plazmaya dönmüş hali elektromanyetik alanla bir etkileşim yaşarsa gördüğünüz gibi hepsi farklı renklerde gözüküyor. Yani işte bu helyum, bu neon, şu gördüğünüz işte argon, şu kripton. Yani bu gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar, güneş, mars, bunların hepsi aslında maddenin plazma hali ve elektromanyetik alanla etkileşim yaşadığı için de haliyle böyle bir ışıma yapıyor. Burada plazma konusunun da doğrusunu anlatmak gerekiyor anlaşılan. Uzaydaki her şey plazma değildir. Plazma maddenin dördüncü halidir. Plazma hali diye örnek gösterdiği neon gazları plazma halinde değildir arkadaşlar. Plazma hali maddenin gazlarının iyonlarına çok yüksek sıcaklık ve basınç altında ayrışması halidir. Ancak neon gazlar normal moleküler haldeyken bu ışımaları yaparlar. Yani en yüksek sıcaklığa ne de en yüksek basınca ihtiyaç duyarlar. Bu ışımaları yapmak onların doğalarında vardır. Maddenin plazma haliyle alakası yoktur. Uzayda plazma halinde bulunan cisimlere gelince, güneş, yıldızlar, nebulalar ve diğer enerji kaynaklarının her biri plazma halindedir. Ancak gezegenler, uydular, kaya parçaları ve asteroidler gibi enerji ve ışınım kaynağı olmayan cisimlerin hiçbiri plazma halinde bulunamaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.